Arkadaşlar, herkese öncelikle hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Artık hangi saat dilimindeyseniz. Bugünkü anlatacağımız konu uzun zamandır beklemiş olduğumuz bekçi alımı ile ilgili gelişen olayları sizlerle birlikte paylaşacağım. Sayın Çalışma Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir ay önce bir müjde verdi. 3250'lik bir bekçi kontenjanını dile getirdi ve resmi gazetesi paylaştı da arkadaşlar. Resmi gazetede paylaştı. Herkes mutlu oldu, sevindi. Bu boş kontenjanı dolduracak olan Emniyet Genel Müdürlüğü yakın bir zamanda, yani geçtiğimiz günlerde açıklamasını zaten yaptı arkadaşlar. Resmi gazeteye de verdi. Ortalama bir aya kadar bir süreç bekliyoruz. Bu süreçte başvuru süreçleri başlayacak arkadaşlar. Her an her şey olabilecek, yani öyle bir duruma geldik artık, çünkü son zamanlarda gerçekten gelişen olaylar oldu. Sayın Çalışma Bakanımız, Cumhurbaşkanımız da özel olarak görüşmeler yaptı ve Sayın Bakanımız Süleyman Soylu müjdeyi verdi. Sayın Bakanımız, Çalışma Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Süleyman Soylu Bakanımız müjdeyi verdi. 3250'lik bir boş kontenjan olduğunu dile getirdi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde başvuru sürecinin başlayacağının müjdesini de vermiş oldu arkadaşlar. Dün canlı yayın yaptı Süleyman Soylu. Hepimiz dinledik arkadaşlar. Gerçekten bekliyorduk arkadaşlar. Ama ki şöyle bir sıkıntı da oldu. Şimdi biz bu kontenjan sayısını yüksek bekliyorduk arkadaşlar. Emniyet Genel Müdürlüğü 3250'lik bir alım gerçekleştirecek. Ama ki şu anda Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında bekçi alımı gerçekleştirmedi arkadaşlar. En büyük kadro Jandarma Genel Komutanlığı kendi teşkilatında ilk defa yapacağı için muhtemel bekçi alımın sürecinden sonra başlayacak arkadaşlar. Bunun sözünü zaten Sayın Bakanımız Süleyman Soylu hem Twitter'da paylaştı hem de kendi söyledi arkadaşlar. Jandarma teşkilatımızın bekçi alımının gerçekleşeceğini, teşkilatımızdaki ilk gelişecek olayların da olacağını söylemişti arkadaşlar. Demek ki şöyle bir durum gerçekleşecek arkadaşlar. Önce Emniyet Genel Müdürlüğü alım gerçekleştirecek. Ondan sonra Jandarma Genel Komutanlığı kendi teşkilatında ilk defa bekçi alımı gerçekleştirecek. Büyük ihtimalle tabii ki kılavuz da farklı olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kılavuzuyla Jandarma Genel Komutanlığı'nın kılavuzu farklı olacak. Ne gibi bir farklılık? Emniyet Genel Müdürlüğü askerlik şartı arıyor diyelim. Jandarma Genel Komutanlığı askerlik şartı aramıyor. Yani bu gibi değişiklikler olacak arkadaşlar. Bunun için bir takım karışıklıkların olmaması için bu gibi güncellemeler gelebilir arkadaşlar. Çünkü Sayın Çalışma Bakanımızı biz yakından takip ediyoruz. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun her canlı yayınındaki konuşmaları ve tabii ki soruları filan, her şeyi yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Biz burada gelişen olayları sizinle birlikte ayrıntılı bir şekilde paylaşıyoruz arkadaşlar. Yani yatıyoruz, kalkıyoruz, uyumadan kalkıyoruz. Laptopa bildirim geliyor, kalkıyoruz, direkt yazıyoruz, bakıyoruz. Gelişen olayları sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince tüm bilgileri sizlerle birlikte güncel şeklinde paylaşıyoruz arkadaşlar. Sayın Bakanımız dün canlı yayında gerçekten böyle bir alımın olacağını ve önümüzdeki günlerde bu alımın başlayacağını söyledi arkadaşlar. Sizlerden ricam, alımı bekliyorsanız kardeşlerim, kanalımıza abone olup ve zil butonunun bildirimlerini açmanız. Çünkü bize abone olduğunuz zaman arkadaşlar, bizim video paylaştığımızı öğrenmeniz için kanalımıza girmeniz lazım. Ama ki kanalımızın yanında zil sembolü var. Zil sembolüne tıkladığınız zaman, tüm bildirimleri açtığınız zaman her videoda telefonunuza bildirim geliyor arkadaşlar. Bunları sizler için anlatıyorum. Yani alım başladığı an başvuru süreci o kadar çok yoğun olacak ki, emin olun şu anda gündemde mesela Sayın Bakanımız Fahrettin Koca sözleşmeli personel alımı yapacaktı İşgür üzerinden. Yemin ederim 2-3 gün site açılmadı. Ondan daha beterini düşün. Onun 2-3 katını düşünün arkadaşlar. Onun için sizler alım bekliyorsanız arkadaşlar, bildirimleri açıp kanalımıza abone olup ve videomuzu beğenmeniz bizi gerçekten mutlu eder arkadaşlar. Biz gelişen olayları sizlerle birlikte paylaşacağız. Herkes bazı şartların ne gibi olacaklarını söylemişler arkadaşlar. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak birinci kuralımız budur arkadaşlar. İkinci kuralımız belli bir yaş aralığı var arkadaşlar. 20 yaşından gün alan ve 31 yaşını bitirmemiş olan kardeşlerimiz başvurusunu gerçekleştirebilecek arkadaşlar. Boy sıralamasına gelecek olursak en az 1.67 boydan
başlayacak. Çıplak ayakla ön muayenede sizlerin çıplak ayakla boyunuzu test edecekler. Detaylı ve ayrıntılı şeklinde. Vücudun düzeyini kontrol edecekler. Ön sağlıkta, ön muayenede. Kamburluk, çöküklük, eşkal belirleyici bir nitelikte özelliğiniz var mı? 5 metreden bakıldığı zaman şunun şurasında faça var, şunun şurasında şu var gibisine kontrol edilecek. 5 metreden bu görünmüyorsa sıkıntı yok arkadaşlar. Bunun gibi nitelikte detaylı araştırmalar yapılıyor ön muayene sırasında arkadaşlar. Diğer şartımız okul şartını yerine getiriyor. Okul şartının da en az lise mezunu olmasını dile getiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü lise mezunu, üniversite mezunu, ön lisans, lisans mezunları, üniversite mezunları başvurusunu gerçekleştirebilecek arkadaşlar. Ama ki kötü tarafı da askerlik şartının olması arkadaşlar. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hem iyi yönde hem kötü yönde bir başvuru sürecini göreceğiz hepimiz arkadaşlar. Bizler de tabii ki bu durumu görünce hem üzülen taraf oluyoruz hem sevinen taraf oluyoruz. Askerliğini yapan kardeşlerim haliyle askerlik şartının olmasını istiyor. Başvuru süreci çünkü yoğun olacağı için. Askerliğini yapmayan kardeşlerim de keşke askerlik şartı olmasaydı da bizler de başvurumuzu gerçekleştirebilseydik gibisine kendi aralarında konuşmalar gerçekleştiriyorlar arkadaşlar. Yani hali hazırda bu şekilde renk körlüğü, ondan sonra diş bozukluğu, dövme, jilet, faça, bunlar engel arkadaşlar bekçiyle. Tabii ki diş konusuna gelecek olursak herkes diyecek abicim benim şuram şöyle buram böyle. Çok da arkadaşlar detaylı bakmıyorlar ama dişin acayip derecede bozuksa bu bir sıkıntıdır. Yani bir eşkal belirleyici olarak düşünün o şekilde arkadaşlar. Hani 20'lik dişimi çektirdim, arka dişimi çektirdim. Sıkıntı olur mu? Sıkıntı olmaz. Yani bir düzen bozukluğu olursa bu bir sıkıntıdır arkadaşlar. Dövmelere ve faça ve jilet izlerine çok kontrol ediyorlar arkadaşlar. Onun için çünkü emniyetin personeli olacaksınız. Yarın bir gün devletimizin bir adamı olacaksınız. Bu gibi sıkıntılar meydana gelebiliyor. Kontroller sıkı denetim altında gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Önünüzde çok süreçler var. Sınav süreci var arkadaşlar. Sınav sürecini geçmeniz gerekiyor. Onun için de kitaplara çalışmanız gerekiyor. Biz ortalama bir aydan belli sizlere tavsiye ettiğim bir bekçi kitabı var arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir fiyat. Şu anda kitap fiyatı gerçekten o fiyata bulunmaz arkadaşlar. Yakın bir zamanda fiyatı ikiye katlayacaklar. Çünkü başvuru başladığı zaman herkes o kitabı almak isteyecek. Onun için de arkadaşlar sizlere tavsiyem yorum kısmına bu kitabın linkini paylaşacağım arkadaşlar. Linkini paylaşacağım. Bu kitabı alın kardeşlerim, okuyun. Emin olun sizler için gerçekten çok muazzam bir avantaj sağlayacak. Hatta kardeşlerim hepimiz burada insanın samimiyetimle sizlere söylüyorum. Kitap burada arkadaşlar. Kitap bu şekilde kardeşlerim. Kitabın gerçekten içeriği çok mükemmel bir şekilde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İki kitabın ve şöyle iki kitaptan esinlenmiş not çalışması da dahil içinde arkadaşlar. Bu kitabın yani şu anki fiyatı 120 lira. Ama ki birkaç gün içerisinde bu kitap ikiye katlanacak arkadaşlar. Sizlere tavsiyem alın bu kitabı kardeşlerim. Sizler de sevinin. Bizler de sevinelim. Sizler çünkü çalıştığınız zaman, başarıyı yakaladığınız zaman bizler de haliyle mutlu oluyoruz arkadaşlar. Şöyle not çalışması iki kitaptan esinlenmiş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi soru bankası var. Ondan sonra konu anlatım var arkadaşlar. Geçmiş dönemlerde çıkan sınav soruları da içinde dahil olmak üzere arkadaşlar. Yani bu kitabı almanızı isterim kardeşlerim. Yorum kısmına linkini paylaşacağım. Sabitleyeceğim arkadaşlar. Siparişinizi verin. Üstelik kapıda ödeme kardeşlerim. Kapıda ödeme yani. Hani sizler o kitabı gözünüzle göreceksiniz. Ondan sonra vereceksiniz ücretinizi. O şekilde bir sizler için sistem geliştirdim arkadaşlar. Rica ettim böyle durumla karşılaştığımız için. Kardeşlerimizin gözüyle görsün ki ondan sonra içleri ferah olsun gibisine yardımcı olduk arkadaşlar herkese. Almanızı tavsiye ederim kardeşlerim. Anlattığımız gibi önünüzde bir sınav aşaması var birinci tur olarak. İkinci turdan sonra arkadaşlar spor mülakatı var, parkur var arkadaşlar. POMEM'in parkurlarını biliyorsunuz. Ortalama 40 saniyenin altında, sınır 40 saniye arkadaşlar, bitirmeniz gerekiyor. Yani çok rakip olduğu için sınav sürecinden sonraki süreç spor mülakatları, parkur diyoruz. Ve ondan sonra arkadaşlar önünüze gelen en büyük engel sözlü mülakat. Sözlü mülakattan sonraki süreçte sağlık raporu arkadaşlar. Yani sistem bu şekilde ilerliyor. Tabii ki boy kilo orantısı da çok önemli arkadaşlar. Herkes yediklerine dikkat etsin. Çünkü ben de dikkat etmiyorum açıkçası. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sizler için gerçekten araştırmalar yapıyoruz. Soruşturmalar yapıyoruz arkadaşlar.
Sizler de önünüze bakın kardeşlerim. Gerçekten böyle imkanlar çok bulunmuyor. Jandarma Genel Komutanı kendi teşkilatında bekçi alımı gerçekleştirecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bekçi alımından sonraki süreçte arkadaşlar. Sizler için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun dün gece canlı yayında ne dediğini hep birlikte görelim. Ve ondan sonra videomuzu sonlandıralım kardeşlerim. Hoşçakalın. 3600'ü soralım mı Sayın Bakan? Onu Çalışma Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün de bir açıklama okudum ben. İşte Mayıs ayında netleştireceğiz. O bu yıl hiç, yani yakın 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum. Bekçiyiz. Sizin sözünüz çünkü. Siz bunu hep özellikle söylediniz. Hep olduğumuz her ortamda 3600 sözünü ben verdim. Bunun için ben vermedim, Cumhurbaşkanı verdi. Pardon. Siz de elinden geldiği kadar bunu yapacağım. Ben takipçisiyim. Evet. Bekçilerle ilgili bir alım süreci var mı yakın var. Tarihte? Şimdi bir 3000 kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3250 kadro bir vesileyle önümüzdeki günlerde çıkacağız. Peki. Yavaş